Gulyabani, vücudu vahşi bir hayvanmışçasına kıllarla kaplı devasa bir yaratıktır. Ayaklarının tıpkı cinler gibi tersine olduğu söylenir. Dehşet verici ebatlara sahip yaşlı bir adamı andırır. Kafası kazan gibidir, boyu minareler kadardır. Asa ve tesbihlere de resmedilir. Ağaç kadar boyuyla yalnız başına yürüdüğü de konuşulur. Saçları ve sakalları çok uzundur. Beline kadar uzanıp gövdesini olduğu gibi kaplar. Ama kafasının tepesi keldir. Eski bir sarıkla da görünebileceğinden bahsedilir. Gözleri kocamandır ve iğrenç duygularla bakar. Ağzı insanlara duyduğu açlığı belli edecek kadar büyüktür. Çoğu zaman üzerinde bir cübbeyle gezdiği iddia edilir. Eski zamanlardan kalma çarpık bir dervişi veya yozlaşmış bir ermişi akıllara getirir. Bir kez burnuna gelirse insanın bir daha unutamayacağı kadar pis bir kokusu vardır. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Gizem Dosyaları Gulyabani'ye hoş geldiniz. Ülkemizde az çok herkesin yaşadığı o büyük travmaya sebep veren Gulyabani, özellikle Süt Kardeşler filmiyle akıllarımıza kazanır. 1976 yılında yapılan bu film, kendilerine verilen izinle birlikte süt annesinin yanına dönen bir denizciyi ve onun arkadaşlarını konu alır. Aile bir köşkte yaşar, durumları da iyidir ama başlarına kötü bir bela dadanır. Bu bela geceleri ortaya çıkan ve sadece Melek Hanım'a köşkün pencerelerinden görünen o berbat yaratık Gulyabani'dir. Canavarın yavaş yavaş ve sallanarak sürdürdüğü yürüyüş, tekinsiz vadi olarak tanımladığımız gerçekçilik ve yapaycılık arasında kalan o ince ve uğursuz aralığa giren bu hareket, hiç kuşkusuz hepimizin kabuslarının uzun bir süre kaynağı olmuştur. Aslında bir komedi filmi olup böyle bir amaç taşımayan ama bizlerde ancak yıllar sonra kapanacak yaralar açan bu film, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yine kötücül yaratığın kendisinden ismini alan Gulyabani romanından uyarlanır. ...1913 yılında toplumda dönen batıl inançları eleştirmek için yazılır Gulyabani. Munise adlı yetim kalan bir kızın başından geçenler anlatılmaktadır. Munise yaşlı bir adamla evlendirilince evden kaçar ve Ayşe Hanım isimli tanıdık aracılığıyla bir köşkte hizmetçilik yapmak üzere iş bulur. Çalışacağı köşk hakkında tuhaf söylentiler dolanmaktadır. Ev ahalisiyle tanıştıktan sonra garip garip olaylar gelişmeye başlar. Cinler, periler musallat olur herkese. Gulyabani o tekinsiz yüzünü gösterir. Kitabın yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar aslında hayata gerçekçi ve bilimsel bir yönden yaklaştığı için Gulyabani ve cadı gibi olağanüstü öğeler içeren fazla öykü yazmaz. Ama ortaya koyduğu eser artık kendi görüşleri ve erimini geçer. Toplum içinde ikonik bir konuma yerleşir. Gulyabani denen varlık da artık insanların kabuslarının kaynağı olan son derece gerçekçi bir yaratıktır. Ona bir kez hayat verilmiştir ve canavar dehşetini herkese hissettirene kadar tekinsiz varlığını sürdürecektir. Gulyabani adlı yaratığın nereden çıktığını, nasıl böylesine iyi bilinen bir bela olduğunu anlayabilmemiz için isminin kendisine, Gulyabani kelimesinin kökenine bakmak bizlere yardımcı olabilir. Dilimiz Türkçe için resmi veya gayri resmi bir etimoloji sözlüğü olmadığı için ancak kişisel görüşlerden ve açık kaynaklardan yola çıkacağız. Bir görüş, bu sözcüğün gul ve yabani sözlerinden oluştuğunu savunur. Yabani, yabandaki, vahşi demektir. Ve gul da Arapçadan yerleşir dilimize, şeytan anlamına gelir. Batman'deki Ra's al Ghul karakterindeki gul adı ve genelde fantastik temalı hikayelerdeki gul isimli yaratık da yine aynı kökenden doğar. Yani kabaca çevirmek gerekirse bu görüşe göre Gulyabani, yabanlarda dolaşan şeytan anlamına gelir. Ama tabii ki başka görüşler de vardır. Gulyabani sözcüğünün Aleybani denilen Kulvasta adlı bir varlıktan türediğini iddia edenler de mevcuttur. Bu canavarla Al Kızı, Al Anası veya Albastı gibi varlıklar arasında da bir bağlantı bulunur. Ahu Baba da Gulyabani denince akla gelen isimler arasındadır. İlk başta çöllerde, harabelerde, kimsenin olmadığı ıssız yerlerde pusuya yatan cinvari bir yaratık olduğu bilinse de sonradan insanların ve ülke insanımızın içinde yaşadığı şartlar, benimsediği inançlar ve yurt olarak kabul ettiği coğrafya değiştikçe Gulyabani'nin tanımı da değişir.
yıllar içinde devasa bir insan olarak betimlenen ve gördüğü avcılara meydan okuyup onlarla güreşen, yolculara ve gezginlere musallat olan bir yaratık olur. Artık ne bir hayalet ne de bir cin olarak tanımlanır Gulyabani. Kendine özgün bir biçim kazanmış, eşsiz bir canavardır. Geceleri uyuyan yolcuların kanlarını emer, onları kurutarak öldürene kadar beslenir. Bazen bulduğu insanları yemeye girişir. Avcılarla güreşip yenilirse oradan ayrılır, kazanırsa onları yıllarca hasta eder. Kimsenin dolaşmadığı çöllerden ve harabelerden başlamıştır yolculuğu. Oradan avcıların uğradığı ormanlara ve dağlara gelir. Sonra yolcuları ve gezginleri dadanmak üzere yollara pusu kurar. O devasa bedeni ve tekinsiz hareketleriyle en sonunda koca koca köşklerin çevresinde yürümeye başlar. Çocukları sevdiği ve onlara oyunlar oynadığı, onları güldürmeye çalıştığı da söylenir. Ata biner. Atların kuyruklarını, yelelerini örüp sıkıntılar çıkarır. Bu açıdan Türk mitolojisindeki diğer varlıklara daha çok benzer. Ama genel itibariyle coğrafyadan coğrafyaya, inançtan inanca, milletten millete geçerek en sonunda eşsiz bir hale bürünmüştür. Zaten mitolojinin, kriptitlerin, canavarların ve gizemlerin en iyi ve en ürkütücü tarafı da bu değil midir? Bu canavarların aslında uyum sağlayabilen, evrilebilen, yaşayan varlıklar olmaları. Bu canavarların canlı varlıklar olmaları, can kazanmaları. Bu öyle bir canavardır ki bir isminin yarısı Arap dünyasından, bir yarısı da İran'dan gelir. Ama Orta Asya'da da varlığını sürdürür. Ve hatta söylentileri neredeyse Çin'e kadar dayanır. Orta Doğu'yla kalmaz, oradan Anadolu'ya geçer ve Balkanlara atlar. Geçtiği her durakta başka bir biçime bürünür. Başka yetenekler edinir. Bir cin olmaktan çıkar, insan olmaya yaklaşır. Ama bu doğaüstü düzende bile doğal olmayan bir konumda kalıp büsbütün tuhaf bir canavara dönüşür. Adı değişir, davranışları değişir, görünüşü değişir. Kitaplara konu olur ama öykünün kendisini de değiştirir. Filmlere konu olup filmi de değiştirip kitaptan ayrı bambaşka bir eser haline getirir. Hem kendisi değişir hem de içinde bulunduğu toplumun nasıl değiştiğini anlatır bizlere. Bizimle birlikte yaşar, bizimle birlikte nefes alır, bizimle birlikte değişir ama zaten ölüdür. Ve biz ölsek de Gulyabani yaşamaya hep devam edecektir.